Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَنَطَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَلَا عَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Her insanın hali farklı farklı olmakla beraber müminlerin manevi olan heyecanları, şuurları belli zamanlar yükselir, belli zamanlar azalır. Bu manevi heyecanımızı aynı seviyede tutmak çok zordur. Yalnız aynı seviyeye yakın bir şekilde getirip orada muhafaza etmek mümkündür. İmani seviyenin o heyecanın, ilk heyecanın veya da imanın doruğa çıkmış olduğu, imanın arttığı veya da imanın tadını, lezzetini aldığımız dönemlerdeki o heyecanımızı koruyabilmek ise bazı sebepler çerçevesinde mümkündür ama aynı seviyede değil, inişli çıkışlı olmakla beraber büyük zikzaklar çizilmeden ufak farklarla bu atmosferi nasıl koruyabiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Bununla alakalı inşallah bugün konuşacağız. Kişi bu konuda robot değil ki bulunmuş olduğu halini sabitleyebilsin de hep aynı modda kalabilsin. Yani böyle sabitleyebilmek gibi bir durumumuz, bir lüksümüz yoktur. Peki bu atmosferi sağlamanın en önemli yön nedir? Biliyorsunuz ki insanların yaşamış olduğu hayat içerisinde müminlerin karşılaşmış olduğu imtihanlar bazen çok zor olur, bazen hafif olur. Yine dünyevi sıkıntılar veya da dünyalıklar bu konuda her zaman karşımıza çıkan birer imtihandır. Yine aynı zamanda günahlarla iç içe yaşanması, her zaman, her an günahlarla karşılaşılması yine bu manevi atmosferi koruyabilmek için önümüzde çıkan engellerdir. İşte bütün bu engellere rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen kişi manevi heyecanı koruyabilmesi için ne yapması lazım? Dedik ya, karşılaştığımız imtihanlar veya da günahlar veya da buna dair dünyalık ve dünyaya yönelik sıkıntılar, hastalıklar olsun, ailevi sıkıntılar olsun, maddi sıkıntılar olsun, her birisi ayrı bir dert olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki insan huşulu bir şekilde namaz kılacakken, huşulu bir şekilde Rabbini razı edecekken, herhangi bir amele yönelecekken karşısına çıkan bu imtihanlar, gerek günahlar kalbinin kararmasına, gerekse imtihanlar bu konuda düşünce alanının ve de hedef yönünün değişmesine sebep olmaktadır. O zaman derdinin dermanını bulmak için daha çok mücadele ederken o manevi heyecanı o an ister istemez koruyamayacaktır. Peki bütün bunlara karşı çözüm nedir? Bütün bunlara karşı yapılması gereken ve atılması gereken adımlar nelerdir?
Burada özellikle genelde ulemanın da ön plana çıkarmış olduğu en önemli özellik ki Kur'an'daki ayetler de bunu destekler niteliktedir. Allah Azze ve Celle ile irtibatımızı, bağımızı sımsıkı bir şekilde kurmak ve onu gevşetmemek, koparmamak. Allah Azze ve Celle ile olan bağımızın en güzel şekilde kurulması ve o bağın gevşememesi, kopmaması için Allah Azze ve Celle'ye yani onun bize göndermiş olduğu ipine, yani onun bize göndermiş olduğu kitabının hükümlerine sımsıkı bir şekilde sarılmamız lazım. Yani vahiy ile sımsıkı bir bağlantı içerisinde olmamız lazım. Yani ilim öğrenmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. İlim öğrenmeliyiz. İlimle hemhal olmalıyız. Yani ilim bizim her şeyimiz olmalı. İlimsiz hiçbir şey yapmamalıyız. Hiçbir ameli ilme dayanmadan yapmamalıyız. Her şeyimizi ilme dayanarak ve ilimle hareket ederek yapmalıyız. İlimsiz yaşandığı zaman, ilimden uzak kalındığı zaman, o zaman insan kendi görüş ve düşüncelerini ön plana çıkararak kalbinin bu konudaki heyecanı kaybetmesine büyük bir adım atmış olur. O noktada büyük bir adım atılmış olur. Böyle bir tehlikeye karşı ilimsiz hareket edemeyecek ve ilimsiz yaşanmayacak. Yani vahiy ile sımsıkı bir irtibat içerisinde olacağız. İlim öğreneceğiz. Kitap okuyacağız. Allah'ın sevgili ayetlerini ezberleyeceğiz. Ve bol bol tefekkür edeceğiz. Ayetler üzerinde düşüneceğiz. Ayetlerin tefsirlerine, izahlarına, açıklamalarına bakacağız. Ve bu şekilde kendimizi ve modumuzu korumaya çalışacağız. Yaşamış olduğumuz hayat içerisinde karşılaştığımız olaylar, imtihanlar bir yana, bir de bizim imtihanımızı daha da arttıran etkenlerle karşılaşıyoruz. Yani zaten benimki bana yetiyor derler ya, o moddan sonrasında ekstra kendi imtihanımızı artıracak bazı ameller işliyoruz ki o amellere şu an değineceğiz. O da negatif kimselerle beraber olmak. Yani hayata, olaylara, her şeye olumsuz bakıyor. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Yani ilim öğrense de böyle, dünyalığa yönelse de böyle. Dünyalık yaşayan insanlar olmuyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak, nasıl gidecek, bak şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. Yine dünyalık değil de İslami'nin ortada yaşamaya çalışan insanlar da olmuyor. Şöyle, böyle vesaire bu gibi negatif insanlara karşı da dikkatli olacağız. Çünkü bunlarla beraber oturmak, bunlarla beraber yaşamak gitgide bizdeki negatifleşmeyi de yükseltecektir. Artık olayların her birisine negatif bakmak zorunda olduğumuzu hissedeceğiz. Veyden her şeye negatif bakar bir duruma düşeceğiz. O an bırakın manevi heyecanımızı korumayı, mutlu olmamız bile mümkün değildir. Ara sıra bile mutluluğu düşünemeyiz. Çünkü her şey olumsuz, her yer olumsuz. Oysa ki negatif bakan insanların, dünyaya meyilli insanların bakış açılarıyla eğer biz önümüzü görmeye çalışır ve manevi heyecanımızı koruyacağımızı düşünürsek maalesef bunu başarmamız çok zordur. Oturduğumuz ortamlarda dünyalık konuşuluyor ve dünyalıklar sevdiriliyorsa artık kişinin hedefi uhreviyat değil dünyeviyat olacaktır. Ve artık onun için çalışacaktır ve manevi heyecan bir anda kaybolup gidecektir. Yine oturduğumuz ortamlarda, bulunduğumuz ortamlarda negatif konuşuluyorsa, her şeye olumsuz bakılıyorsa, yapıcı değil de yıkıcı konuşuluyorsa bu da bizim maneviyatımızı geriletecektir. O yüzden özellikle buna dikkat etmek zorunda olduğumuzu, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine de bakıldığı zaman, Resulullah'ın hayatına bakıldığı zaman net bir şekilde görmekteyiz. Evet, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle mutmain olan, mutlu olan kalpler, huzur bulan kalplerden bahsediyor ayet-i kerimede. Yine bir başka ayet-i kerimede gerçek müminler ancak o müminlerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Evet, maneviyatın artmasında Allah'ın ayetlerinin okunması, o ayetleri dinleyici, yani vahiyle iç içe oldukça, oysa ki bugün medya,
devamlı dünyalıktan bahseder bize. Dünyalıkları önümüze sürer. Uhrevi olarak yapılması gereken hiçbir şeyi göremezsiniz. İşte medyada sadece yaşanan olaylar hakkında bilgi edinmek için dinleniyorsa farklı bir şey. Yalnız medya tamam bizim hayatımızı, yaşantımızı, düzenimizi belirlerse işte o zaman biz hayata karamsar bakmak zorunda olduğumuzu anlarız. Onun için karamsar bakan ve baktıran medya ve onun gibi araçlara çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi buradaki özel olarak almamız gereken en büyük nasihat özellikle Allah Azze ve Celle ile irtibatın koparılmaması. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitap, göndermiş olduğu peygamberle sıkı bir irtibat içerisinde olmamız ve devamlı beslenmemiz, devamlı oradan beslenmemiz. Oradan beslendiğimiz zaman bakın dikkat edin siz belki siyer okuyanımız varsa, Resulullah mesela hayatını okuyanımız varsa bu konuda az çok bilgi sahibi oluruz. Okumuş olduğumuz eserlerde peygamberin tek başına yola çıktığını, ona ilk zamanlar birkaç kişinin tabi olduğunu, daha sonra bu tabiyet gitgide büyüdüğünü ve o zamanlar birçok işkence, sıkıntı, meşakkat, zorluk çektiğini okumaktayız, duymaktayız. Eğer meselelere negatif bakan kişilerle beraber bulunursak, onlarla beraber bu aynı bilgileri okursak, bu böyle olur mu? Olmaz, boşuna çalışıyorlar, boşuna yapıyorlar gibi birçok şey duyarsınız. Ama vay be, bak bizim önderimiz, peygamberimiz böyle yapmış, bak sahabeler neler çekmiş, biz daha neler çektik de, biz daha ne yaptık, biz daha neredeyiz gibi, onlar başarmış, biz de başarırız, onlar yapmış, biz de yaparız, onlar cenneti kazanabilecek amelleri işlemiş, biz de işleyebiliriz diyerek aslında pozitif bakabilmek yerine negatif bakmak ve şeytanın bu şekilde baktırmasına da müsaade etmemek gerekiyor. Evet, burada özellikle dedik ya, insanın birçok sıkıntısı, zorluğu varken manevi heyecanını koruması evet zordur ama aynı seviyelerde tutabilir. Birebir sabitleştiremezse aynı seviyelerde tutabilir. İşte bu ortamlar, farklı bakış açıları maalesef manevi heyecanı büyük bir oranda düşürmekte, hatta bazen yok etmektedir ki böyle bir tehlikeye karşı her birimiz hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet, bu manevi heyecanı zinde tutabilmek için dedik ya bazı şartlar, onların birincisi vahiy ile sıkı bir bağlantı içerisinde olmak. İkinci bir özellik var. O da Allah Azze ve Celle'nin dinine yönelik öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza geçirmek. Yani ibadetlerimizi yerinde, zamanında yapmaya çalışabilmek. İbadetlere hassasiyet göstermek. İbadetlere layıkıyla bu konuda hakkını verebilmek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde veya da gökyüzünde yaratmış olduğu bütün nimetler insanlığın hizmetine verilmiş. İnsanlığı da Allah Azze ve Celle kendisine hizmet etmesi için yaratmıştır. Bu kadar verilen nimetin karşılığında Allah Azze ve Celle bize kendisine kul olmamızı istemektedir. Onun emir ve yasaklarına göre hareket etmek sadece kuru kuru, körü körüne bir ibadet olarak değil, aynı zamanda bizim için herhangi bir meselede ne yaparsam en doğrusu, en güzeli, en faydalısı olur, dünyalık söylüyorum. Uhreviyat değil, dünyalık olarak da böyledir. En faydalı işte Allah Azze ve Celle'nin bildirdiğidir. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiğidir. Dünyalık olarak neyi tercih edeceksin? Çünkü biz geleceği bilmiyoruz. Biz yapımızın ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyoruz. Biz zekamızın nereye kadar çalışacağını tam olarak kestiremiyoruz. Ama bizi yaratan Allah bütün bunların hepsine kadirdir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde hareket edilip o şekilde amel edildiği zaman kesinlikle
dünyada da ahirette de iki cihanda da huzuru ancak o şekilde yakalayabiliriz. Evet, bu noktada Allah Azze ve Celle'ye ibadette bulunmak, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını yerine getirmek ve bunda hassasiyet göstermek. Allah Azze ve Celle'nin emriyle dünyalık işlerimiz çatıştığında birinci sıraya Allah Azze ve Celle'nin rızasını koymak ve birinci sırada onu yerine getirmek için gayret göstermek. Yapamadığımız, zayıf düştüğümüz, unuttuğumuz, gaflete düştüğümüz meselelerde de Allah Azze ve Celle'den yardım isteyip, güç isteyip başarabilmek adına mücadele etmek bizim bu noktada manevi heyecanımızı kaybetmememiz için en önemli etkenlerden bir diğeridir. Bir, vahiy ile bağlantıyı koparmayacağız. Yani ilim öğrenmekten uzaklaşmayacağız. İki, öğrendiğimiz bilgileri havada tutmayacağız, havada kalmayacak. Öğrendiğimiz bilgiler kitap yüklü merkepler sınıfına girmemize sebep olan bilgiler olmayacak. Öğrendiğimiz bilgiler bizi hemen itaate ve ibadete yöneltmesi gerekmektedir. Yani öğrendiğimiz bilgilerle Allah Azze ve Celle razı etmek için çaba gösterir ve bunun için de yapamadıklarımız, gücümüzün yetmediği, zayıf kaldığımız yönlerde Allah'tan yardım istersek işte bu manevi heyecanımızı devamlı korumamıza sebep olan bir diğer etkendir. Üçüncü bir etken var. O da günahsız dolaşmaktır. Günahsız dolaşmak deyimi belki biraz farklı anlaşılabilir ama bunun daha anlaşılır şekli tevbe etmektir. Yani hiçbir günahın üzerimizde bulunduğu halde yaşamamaktır. Kişi ne kadar çok günah işlese de hemen tevbe edip günahsız bir şekilde hayatına devam etmelidir. Yine ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle'nin beyan buyurduğu üzere وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Onlar fahiş bir kötülük işlediklerinde yahut nefislerine zulmettiklerinde hemen Allah'a yönelerek Allah'tan mağfiret dilerler. Allah'a yönelip hemen Allah'tan mağfiret dilemektir bize düşen. Yani günahlarımızla yaşamamak, günahlarımız üzerimizde bir şekilde hareket etmemek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Birçok insan için bu geçerlidir. İşten geldiğimiz zaman elbisesi kirli olanlar ve de elbisesine necaset bulaşmış olanlar. O elbisemizle dışarı çıkabiliyor muyuz? Misafir geldiğinde onların yanına çıkabiliyor muyuz? Ve de evden dışarı gezmeye gidebiliyor muyuz? Ve de o elbiselerimizle evden işe gidebiliyor muyuz? Kirlenen elbiselerimizle dışarı çıkamayan bizler, günahlarımızla da dışarı çıkmamamız lazım. Evde işlendiyse günah, bu günahtan tevbe etmeden buradan çıkmayacaksın. Bu halinle dışarı çıkmayacaksın. Bu günah senin elbisenden daha necis değil mi? Bu günah senin kirli elbisenden daha necis değil mi? Bu günah şundan daha kötü değil mi? Onunla çıkmıyorsun da bununla niye çıkıyorsun deyip kişi tevbe etmeden dışarı adım atmamalı. Ve dışarıda işlenen günahta sen tevbe etmeden bu eve girmeye hakkın yok. Tevbe etmeden Allah Azze ve Celle'nin bu nimetinden faydalanmaya hakkın yok deyip gereken yemek yemeyeceksiniz. Tevbe etmeden yemek yemeyeceksin, su içmeyeceksin, tevbe etmeden şunu yapmayacaksın deyip kendini bu noktada tevbeye teşvik etmelisin. İşte başta da söylediğim gibi vahiy ile bağlantıyı koparmamak, devamlı kalbi ilimle beslemek, imanı artıracak ve kalbin mutmain olmasını, mutlu olmasını sağlayacak en önemli etken vahiy ile bağlantıyı koparmamaktır. İkincisi, öğrendiğimiz ilmi amele dökmek için var gücümüze gayret göstermek ve Allah'ın yardım olmadan başaramayacağımızı bilip Allah'tan yardım istemektir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Onun yardım olmadan biz kulluğu zaten başaramayız. Bir diğer etken ise günahlarımızla dolaşmayacağız. Günahkar dolaşmayacağız. Günahlarımıza tevbe edip, günahlarımızdan sıyrılıp o şekilde tertemiz bir şekilde yeryüzünde dolaşacağız. O zaman yürümemiz, konuşmamız, halimiz, hareketlerimiz, her şeyimiz bambaşka olur. Her şeyimiz güzel bir örnekliğe dönüşür. Önce kendimizi aydınlattığımız gibi
hiç kimseye bir şey anlatmasak da bu halimiz, tavrımız, davranışlarımız etrafa kesinlikle ışık olacaktır. Allah Azze ve Celle kalbimizi en güzel şekilde muhafaza etmeyi, imanımızı en güzel şekilde korumayı, heyecanımızı hiç kaybetmemeyi, devamlı zirveye doğru çıkartabilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.